Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bu videomda ben size genç kalmanın sağlıklı yollarından bahsedeceğim. Tabii videoma başlamadan önce kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü hepinize çok 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 teşekkür ettiğimi bildirmek isterim. Gerçekten beni yüreklendiren mesajlarınızı alıyorum ve gerçekten yürekleniyorum. Sağ olun, var olun efendim. Şimdi videoma başlamak istiyorum. Genç kalmanın sağlıklı yollarından bahsedeceğiz. Sağlıksız yollarını tercih etmiyoruz biliyorsunuz. Özellikle anne adayları ve nasıl söyleyeyim 45'ine gelmemiş kadınların çok da fazla yüzüyle gözüyle oynamasından yana değilim açıkçası. Bu da çok sağlıklı bir durum değil. Biliyorsunuz genetik faktörler güzellikte çok çok önemli. Evet, bazen böyle bakıyorsunuz, Allah özene bözene yaratmış, gerçekten bütün genetik faktörleri çok güzel, cildi çok güzel, ne yaparsa yapsın hiç bakmıyorum der, bir şey sürmüyorum der ama çok güzeldir. Ama maalesef o güzellikler de zamanla tabii ki yaşa, senelere yenik düşer. Şimdi yaş almamız çok doğal ama yaşlanmamız yani artık doğal değil. Böyle bir dönemde, bu yüzyılda artık çok da fazla yaşlanmak doğal karşılanmıyor. O yüzden ne yapabiliriz sevgili dinleyenler? Gerçekten sağlıklı bir şekilde nasıl yaşlanabiliriz? Yaş alabiliriz daha doğrusu. Onlardan bahsetmek istiyorum size tek tek. Şimdi birinci sırada aslında ne var? Birinci sırada sigara ve fazla alkolden uzak durmak var. Şimdi genetiğimiz ne olursa olsun, güzelliğimiz ne olursa olsun, kime çektiysek çekelim ama sigara ve fazla alkol tüketimi bir yerden sonra cildimizi yavaş yavaş öldürüyor ve yaşlandırıyor. Özellikle gece hayatı çok fazla olan kişilerde bu yaşlanma hızla, çok hızla devam ediyor. Bir bakıyorsunuz 40'ına 45'ine gelmeden kadın 30'lu yaşlarda ya da adam 30'lu yaşlarda ama böyle 40-45-50 gibi gösteriyor. Neden? Çünkü alkol ve sigara çok fazla tüketiyor. Gece hayatı çok fazla var. O yüzden de hızlıca bir yaşlanma söz konusu. Gece hayatı olmayıp evinde de sürekli bunları yapan var. Özellikle sigara tüketimi ve tüketilen ortamda bulunmak da cildimizi yaşlandırıyor. Buna bir kere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sigara ve fazla alkolden kaçınmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. İkinci sırada güneşten korumak var. Cildimizi güneşten koruyacağız. Şimdi güneşlenmek çok iyi. D vitamini hepimizin ihtiyacı var. Gerçekten de onu almamız gerekiyor ama günün belli saatlerinde almamız gerekiyor. Özellikle sabahtan akşama kadar güneşin altında hiçbir koruyucu bir şey kullanmadan dolaşmamız, güneşlenmemiz çok çok sakıncalı. Allah korusun. Bunlar çok derin yanıklar yapıyor, derin vakalar oluyor, başka hastalıklar da beraberinde getiriyor. O yüzden lütfen hani güneşlenirken özellikle belli saatler, hani öğleden sonraki saatler ya da sabah saatlerini tercih edebiliriz. Güneşe doğrudan maruz kalmadan, o ultraviyole ışınlarını doğrudan almadığımız saatleri tercih etmemiz gerekiyor. Ama işimiz gücümüz dışarıdadır. Sürekli dışarıda olmamız gerekiyordur bir şekilde. O zaman da ne yapıyoruz? Yüksek faktör güneş koruyucu kremler kullanıyoruz ve bunu birkaç saatte, yani kullandığımız kremin özelliğine göre birkaç saatte tekrarlamamız gerekiyor. Yenilememiz gerekiyor ki bir anlamı olsun, özelliği olsun. Bir de burada bir parantez açıp güneş koruyucu kremlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Güneş koruyucu kremleri böyle avucumuza boşaltıp halır halır her tarafa böyle yayarak ovuştura güneş koruyucu kremler kullanılmaması gerekiyor. Güneş koruyucu kremlerin içerisinde o pigmentler var. Bizi o ultraviyole ışınlarından koruyucu özellikleri var. O yüzden onları böyle sürerken pat pat yaparak cildimize mümkünse fazla yedirmeden sürmemiz gerekiyor ki bir anlamı olsun. Öbür türlü maalesef kremi böyle hallaç pamuğuna çevirip everip çevirip bütün vücudumuza normal bir nemlendirici ya da işte sabun sürer gibi vesaire o şekilde kullanmıyoruz. Daha dikkatli, daha nazik davranıyoruz güneş koruyucu kremimize ve gerçekten de fazlaca güneşlenmiyoruz. Bunlar hem böyle güneşten yanıklar oluşuyor,
yaralar oluşuyor, fazlaca işte lekeler oluşturabiliyor. Bu renk hani düzenini değiştiriyor ciltte. O yüzden mutlaka güneş koruyucu krem kullanmamız gerekiyor. Fazla da güneşte durmazsak da çok iyi olacak. Üçüncü sırada gene yani ultraviyole ışınlarından kaçınmak dedik biz. Ama hani ben güneşe çıkmıyorum ama kış yaz böyle bir şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Bronz bir tenle, çikolata tenle dolaşan tipler var ki onlar da solaryum kullanıyorlar. Solaryum daha fazla, kat kat daha zararlı. Yani düşünebiliyor musunuz? Güneş hiç değilse güneşlenirken D vitamini alıyoruz. Ya da açık havada işte temiz hava alıyoruz vesaire ama solaryum merkezleri üzgünüm ki maalesef hem oralar böyle bir mikrop yuvası haline gelmiş durumda. Özellikle yani kötü yerler. Her yerden bahsetmiyorum. Gerçekten hijyen kurallarına dikkat eden solaryum yerleri de var ama salonları da var ama hani gerçekten mikrop yuvası olan yerler de var. Özellikle kalitesiz ortamlar. Onlara da çok dikkat etmek gerekiyor. İlla gireceğim diyorsanız ama girmeniz tavsiye edilmez. Çünkü orada da yine ultraviyole ışınları direkt alıyorsun ve çok kısa bir sürede bronzlaşıyorsun. Hani ben 3 seansta yavaş yavaş bronzlaştım deniyor. Hayır efendim, bunun hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla siz bir ayda belki de azar azar güneşe çıkarak bronzlaşacak teninizi 3 seansta ne yapar? Birer saatten girdiniz, 40 dakikadan girdiniz. Topu topu en fazla olsun 3 saatte bronzlaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da gerçekten çok çok büyük zarar veriyor cildimize. Lütfen solaryumdan uzak duralım. Hani, bu, yani ben bronz teni seviyorum. Tamam, bronz teni seviyorsanız o zaman sadece güneş sezonunu bekleyeceksiniz. Yaz aylarında kremlerinizi kullanarak, yüksek faktörlü kremlerinizi kullanarak cildinizi yavaş yavaş bronzlatacaksınız. En doğrusu da budur. Solaryum kesinlikle olmaz. Dördüncü sırada şeker ve trans yağlar ve fast food yiyecekler. Şimdi güzellik deyince sadece cilt güzelliği, yüz güzelliği aklınıza gelmesin. Bununla birlikte tabii ki organlarımızın da zarar görmemesi gerekiyor ve fiziğimizin de güzelliği söz konusu. Şimdiki hani çok üzgünüm gençlerde maalesef son dönemlerde biraz daha artık dikkat eden kişi sayısı çok arttı. Ama bir ara böyle gerçekten bir nasıl söyleyeyim, AVM çılgınlığı ortaya çıkmıştı. Gençler sabahtan akşama kadar AVM'lerde dolaşıyorlardı. Kahve içiyorlar, oradan çıkıyorlar, acıktık bir fast food yiyorlar, oradan çıkıyorlar hadi bir sinema yapalım falan. Bütün gün o kapalı alanda dört dönüyorlar. Yani bütün istedikleri her şey orada var. Fakat yürüyüş yapmayı, spor yapmayı ya da işte açık havada vakit geçirmeyi unutuyorlar ve bütün genç kızlarımız da maalesef görüyordum, daha 16-17 yaşlarında kızlar her tarafı işte selülit ve çatlak içerisinde. Maalesef bunların da en büyük nedenlerinden bir tanesi şeker ve trans yağlarla yapılmış fast food yiyecekler. Bunlardan uzak durmalıyız. Yaşımız kaç olursa olsun. Yani gençler de gençliklerine güvenmesinler, onu söylemek istiyorum. Yani kızın durumuna bakıyorsunuz. Çok kilolu değil ama bacaklarında selülit var. Çok kilolu değil ama çatlakları var. Bu neden? İşte hepsi bu fast food ve şekerli ürünler tüketmekten, şekerli içecekler tüketmekten, fazlaca işte o katışıklı kahvelerden içmekten. Dolayısıyla bunlardan da mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Canım Türk kahvesine geri dönmekte fayda var. Onun hiç değilse faydaları var. Yani günde bir tane, bir fincan Türk kahvesi hem güzelliğimize güzellik katacaktır hem de bize zarar vermeyecektir. Ama öbür türlü kremalı, onlu, bunlu, şunlu böyle dolduruyorlar işlerini, bir sürü bilinmedik bir şeyler. Ondan sonra adı onun kahve oluyor. Bir kocaman yarım litre kadar da bir şeyin içine koyuyorlar. Mugların içine koyuyorlar ve hiç bitmiyor zaten. Şeker içinde de bolca şeker oluyor. Lütfen onlardan da uzak durun. Aynı fast food yiyeceklerden uzak durmamız gerektiği gibi onlardan da uzak durmamız gerekiyor. Beşinci sırada sebze ve meyve ağırlıklı beslenme. Şimdi her zaman doktora da gidiyoruz, herkese gidiyoruz. Sebze ve meyve ağırlıklı besleniliyorlar. Ama bunların da tabii özellikle meyvenin de sınırı var. Yani çok şeker oranı yüksek olduğu için bazı meyveleri, onları da ara öğün olarak kullanmamız gerekiyor ve fazla abartmadan tüketmemiz gerekiyor. Ama yiyeceklerimizi, yemeklerimizi daha çok böyle hamur işlerinden vesaireden uzak tutarak yeşil yapraklı, koyu yeşil yapraklı ya da işte başka türlü renklerin böyle turuncu, işte koyu yeşil yapraklı, bütün bunların bir araya gelerek oluşturduğu harmanlanmış güzel yiyeceklerden
ortaya çıkarabiliriz ve onları tüketebiliriz. Gerçi bu yemek seçimlerimizi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımız zamanla yemiyor diye bir şey yok. Zamanla görerek o sofrada yendiğini görecek ve ona alışacak. Evin düzenine mutlaka alışacak. Bir noktadan sonra bir bakacaksınız çocuğunuz dışarıda bile sebze yemeği, ev yemekleri aramaya başlamış. O fast food yiyeceklerden uzak durmaya başlamış. Çünkü midesi almıyor. Yani açıkçası ben öyleydim. Benim çocukluğum, gençliğim hep annemin evde yaptığı yemeklerle geçti. Dolayısıyla zaten biz yaş itibariyle çok fazla bir AVM çocuğu olmadığımız, genci olmadığımızdan dolayı biz hani dışarıda çok fazla yiyecek bir alternatif de yoktu o zamanlar. Ve biz genelde hep evde yemeklerimizi yerdik. Dolayısıyla hani evde mutlaka sebze ağırlıklı yemekler olurdu. Ve yani zeytinyağlı yemekler olurdu. Çok da güzel yiyecekler bunlar. O alışkanlık bir zaman sonra hani sevmeden yediğiniz şeyler bir zaman sonra gerçekten sizin alışkanlığınız haline geliyor. Bir süre sonra bir baktım ki ben de annem olmuşum. Yani dışarıda şimdi hala daha bu yaşımda dışarı çıkıp işlerimi tamamlayıp koştura koştura eve geliyorum yemek yemek için. Dışarıda herhangi bir yemek yemek gibi bir durumum söz konusu değil. Ha, özel günleriniz olur. Güzel yerlerde, güzel akşam yemekleri yersiniz. Güzel yerlerde bir kahvaltıya gidersiniz. Onlarda bir şey yok ama hani her karnınız acıktığında köşedeki büfeden alıp bir şeyler yememek gerekiyor sevgili dinleyenler. Altıncı sırada her gün cildimizi temizleyip doğru nemlendirici kullanmamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Her gün gerçekten cildimizi uygun bir temizleyiciyle temizlememiz gerekiyor. Hiç yok böyle gerçekten o güzelim zeytinyağlı sabunlarımız ya da doğal sabunlarımız var. Onlarla cildimizi güzelce yıkıyoruz ve doğru hani cildimiz karma olabilir, yağlı olabilir, kuru olabilir. Özellikle kuru ciltlerin mutlaka ve mutlaka doğru bir nemlendirici ürünle ciltlerini nemlendirmesi gerekiyor. Yani her zaman da böyle çok çok pahalı ürünler kullanmak bize çok büyük güzellikler getirecek diye bir durum yok. Evde bile yapacağınız, evdeki birçok uygulayacağınız nemlendiriciler, yani bir araya getirdiğiniz yağlardan vesaireden yaptığınız nemlendiriciler bile yeterli olacaktır. Yani bir Hindistan cevizi yağı bile gerçekten güzel bir şekilde cildinizi nemlendiriyor ve güzelliğinize güzellik katıyor. Bunlarla da ilgili yakında bir video hazırlayacağım ben evde yapabileceğimiz işte güzellik ürünleri diye. Onları da Allah'ın izniyle toparlıyorum. Yakında sizlere sunacağım. Şimdi 7. sırada uyku düzenimize dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Uyku gerçekten çok önemli. Uyuma pozisyonumuz da çok önemli bununla beraber. Yani sabah kalktığımızda böyle yüzümüzde çizikler, yorganın izi çıkmış, yastığın izi çıkmış vesaire. Hani bunlar birazcık güzelleştirmekten ziyade kötüleştirebiliyor da cildimizi. Uygun saatlerde uyumamız gerekiyor. Gece mutlaka vücudumuzun kendisini yenilemesine müsaade etmemiz gerekiyor. İşte en geç 11 gibi vesaire yatakta olmamız gerekiyor ki hani uyuyamazsanız bile 12'ye kadar en azından uyumanız gerekiyor ve doğru saati bir yetişkin mesela 6-7 saat mutlaka günde uyuması gerekiyor. Bu çocuklarda ve gençlerde daha da yükselebilir. Hani daha da uykuya ihtiyacınız artabilir. Dolayısıyla onu belirleyip uygun saatlerde uyuyup sabah da erken kalkmakta fayda var. Uyurken de lütfen mümkünse düz yani sırt üstü yatmakta fayda var. Yan yattığımızda sürekli aynı pozisyonda yattığımızda işte o yastıkta vesaire de o cildimiz aynı düzende kalıyor ve o nasıl söyleyeyim göz altlarında işte şakaklarda vesaire de çok fazla kırışmaya neden oluyor. Çünkü büzüşerek uyuyor kafanızı yastığa koyduğunuzda yüzünüz buruşuyor, büzüşüyor ve öylece bir şekil almaya başlıyor zamanla. Mümkünse sırt üstü yatabiliyorsanız bu çok güzel olur. Cildinizde daha sabah kalktığınızda daha sakin, daha düzgün bir şekilde uyanırsınız. Yastık yorgan izleri de olmaz yüzünüzde. 8. sırada düzenli egzersiz yapmak var. Düzenli egzersizlerimizde mutlaka açık havada yürüyüşü ben tercih ediyorum. Evinizde bir günlük 10-15 dakikalık işte kültür fizik hareketleri yapabilirsiniz. Esneme hareketleri yapabilirsiniz. Hiç yoktan bunları mutlaka yapabilirsiniz. Yani spor salonları da güzel. Hani yapamıyorum. Ben açık havada kendi başıma ya da evde spor yapamıyorum. Mutlaka bir yere bağlı olmam gerekiyor diye de düşünebilirsiniz.
Zamanla kendinizi aslında bir konuda terbiye edip evinizde ya da açık havada yapabilirseniz sporlarınızı harika olacak. Birçok parkta, bahçede de birçok alet var aslında. Onlarla da yapabilirsiniz. Spor salonlarını tercih neden etmiyoruz? Kapalı alan. Hani mikrop yuvası bir yerde. Ne kadar dezenfekte edilirse edilsin, ne kadar hijyen kurallarına uyulursa uyulsun, mutlaka orada günde kaç kişi geliyor, geçiyor, terliyor, her yere dokunuyorlar vesaire. Hani spor salonu sahiplerini suçlamadan söylemek istiyorum. Onların da çok fazla elinde olacak bir şey değil. Hep nemli alanlarda biliyorsunuz mikroplar çok ürer. O yüzden açık havada yapılan spor her zaman için çok çok daha iyidir. Ve eğer ki hani çok çok zorunda değilseniz, spor salonuna gittiniz, çok zorunda değilseniz lütfen oranın duşunu vesairesinde kullanmayın. Gerçekten sürekli ıslak olduğu için, yani orada bir dezenfekte olayı mutlaka yapılıyordur. Temizliğe çok dikkat ediyorlardır ama sürekli ıslak, nemli, rutubetli alanlarda da mikroplar çok fazla ürediğinden oraları da aslında tercih etmememiz gerekiyor. Çünkü mikroplar da beraberinde mantarı, sivilceyi vesaireyi getiriyor cildimize. Yani bedenimizi güzelleştireceğiz derken cildimize kötülük yapmayalım. 9. sırada bu çok önemli. Özellikle bizim insanımız için hani mümkün olmasa bile çok fazla stresten uzak durun diyoruz. Stres hayatımızın her alanında var. Sabah kalkıyoruz trafikte, işe giderken, gelirken, toplu taşıma aracında, evimizde, bakkalda, çakkalda, çocuğumuzla, eğitiminde vesaire. Evet, çok fazla sorunlarımız olabilir. Çok fazla stres üstümüzde olabilir. Ama mümkün olduğu kadar stresten kendimizi uzaklaştırıp gülmeye meyilleneceğiz. Gülerken de yüzümüzde ufak çizgiler oluşabilir. Bunları da önemsemeyin. Keşke her çizgi gülmekten kaynaklı olsa. O yüzden mutlaka gülümsemeyi unutmayalım ve stresten kendimizi uzaklaştıralım. 10. sırada yoga, meditasyon ve nefes terapisi. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi son dönemlerde yoga, meditasyon, nefes terapileri bizim hayatımıza girdi. Özellikle gerçekten gençler bu konuda kendilerini çok geliştirdiler. Çokça fazla aslında bilgi artık bu internet sayesinde, sosyal medya sayesinde işte hayatımıza girdi ve biz de onları görmeye başladık. Eskiden bizim gençlik dönemlerimizde hani yogadan vesaireden filmlerde falan çıkardı ve biz çok gülerdik hani. İşte hani böyle bir şey mi var ki, ne kadar insanın üstünde etkili olabilir. Sonra zamanla bir sürü kitap okuyarak, bir sürü işte mecmualardan, işte eğitici, öğretici programlarda gördük ki gerçekten insanların üzerinde çokça fazla etkisi var aslında bu yoganın, meditasyonun ve nefes terapisinin. Doğru nefes almadığımız takdirde de vücudumuzda aslında birçok hastalığın barındığını, oluştuğunu gördük. Doğru nefesle de birçok hastalığa aslında mücadele ederken ihtiyacımız olduğunu gördük. Dolayısıyla meditasyon ve yoga da hayatımızın bir parçası haline gelirse muhteşem olur. Eğer böyle fırsatlarınız varsa, bakın hiçbir dışarıda böyle kurslara gidemeyebilirsiniz. Bu eğitimi veren yerlere gidemeyebilirsiniz. Ya da işte hani bu tarz yerlerde hani biraz ücretleri yüksek oluyor vesaire. Bunlara gidemeyebilirsiniz ama evinizde uygun bir ortamı sağlayıp 5-10 dakika bunlarla haşır neşir olabilirsiniz. Çünkü artık sosyal medya var, dediğim gibi yani elimizin altında internet var ve bu internet sayesinde birçok doğru hareketleri görebilirsiniz. İşte meditasyon hareketleri nasıl, yoga hareketleri nasıl, doğru nefes nasıl alabilirim vesaire gibi, bunlarla ilgili doğru kişilerin elinden çıkan bilgileri edinebilirsiniz ve evinizde de uygulayabilirsiniz. Gerçekten yapılabiliyor. Hani çok da fazla zamana da ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan sadece en fazla yarım saattir. Hani çok çok vaktiniz varsa 40 dakikadır. Kendinize, bedeninize, vücudunuza, en önemlisi zihninize bunu borçlusunuz. Bunu yapmak durumundasınız. Gerçekten sonrasında kafanızın boşaldığını, daha hayata daha iyi baktığınızı, daha relax olduğunuzu, stresten uzaklaştığınızı ve gittikçe güzelleştiğinizi göreceksiniz. Yani bunlar sadece beden sağlığı için değil bu yoga, işte meditasyon vesaire. Fit bir görünümün altında çok güzel bir ten, güzel bir cilt ve güzel ve mutlu bir aslında beyin, kafa. Ve mutluluk da biliyorsunuz serotonin hormonu salgıladığımızda bize ekstra güzellik katacaktır. O yüzden mutlu olmak için yoga, meditasyon ve nefes terapisini mutlaka yapmamız gerektiğinden de bahsetmek istedim. 11. sırada aslında
Her gün düzenli olarak yapmamız gereken bir konu var ki o da su içmek. Yani su içmeyi aslında artık öğrenmemiz gerekiyor. Suyu bir şekilde hani sevmeyenler olabilir, içmeyi unutanlar olabilir benim gibi. Ama ben artık yani mutlaka ve mutlaka onu bir görev edindim. Hayatımda artık hani böyle almam gereken bir ilaç gibi, uygulamam gereken bir konu gibi nasıl işimizi gücümüzü mutlaka yapıyoruz, saati geldiğinde uyguluyoruz vesaire. Suyu da mutlaka ihmal etmememiz gerekiyor. Hem organlarımızın sağlığı, hem bedenimizin sağlığı, hem zihnimizin sağlığı, hem de cildimizin sağlığı için su gerçekten olması gereken çok 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 önemli bir şey. Günde 2,5-3 litre belki de su içebilirsiniz. Bulunduğunuz ortama göre efor sarf ediyorsanız, spor yapıyorsanız, işte yaz aylarındaysanız bunu daha da artırabilirsiniz. Ama mutlaka günde hani yetişkin bir insanın 8 bardak su bardağı bardakla su içmesi gerektiğini doktorlar artık bangır bangır her yerde söylüyor. Dolayısıyla su içmeyi de ihmal etmiyoruz sevgili dinleyenler. Umarım yardımcı olabilmişimdir bu videomla size. Tekrar tekrar hatırlatmak istedim bu konuları size. Dolayısıyla evet biliyoruz ama uygulamıyoruz. Bunu da çok yaşayanlardan bir tanesiyim ben. Biliyorum bazen uygulamıyorum ama artık kendime de sürekli bu 11 maddeyi tekrarlıyorum ve yapmaya çalışıyorum. Yaş aldıkça bunun daha önemini fark edeceksiniz. Şimdi beni dinleyen hani 20'li yaşlardaki kişiler hani şu anda pek de yani böyle kafalarına yatmamış olabilir. Birini yapsam birini yapmasam vesaire diyebilirsiniz ama yaş aldıkça 40'lı yaşlar ve üstüne geldiği zaman bir alıyor telaş, bir alıyor telaş anlatamam. Yüzünüzde çizgileri gördüğünüz zaman işte bedeninizde ufak tefek böyle bir kilo alıp verdikçe böyle bir işte selülit vesaire gördüğünüz zaman aklınız başınıza geliyor. O yüzden en önemli şey bedenimize yatırım yapmamız. Bunu da ne zaman yapacağız? Tabii ki böyle sıkıştığımız zaman değil. Çünkü zaman geçiyor ve farkında olmadan bizde tahribatlar yaratıyor. Biz farkında olmadan bir şeyler oturuyor. Cildimize o yorgunluk oturuyor, vücudumuza o selülitler, o kilolar, yağlar oturuyor ve biz belki de böyle bir eski fotoğrafları karıştırırken aklımız başımıza geliyor. Neymişim, ne olmuşum diyoruz. O zaman aklımız başımıza geliyor. İşte o vakit gelmeden cildimize yatırım yapmamız gerekiyor. Vücudumuza, sağlığımıza yatırım yapmamız gerekiyor ki sonradan geri dönüşü çok çok zor olabiliyor. Sağlıkla kalın efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Gülümsemeyi unutmayın. Kahkaha atmayı unutmayın. İnanın en güzel gençlik gülümsemekten geçiyor zaten. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.